Şimdi sevgili dostlar, gelin bir YouTube videosu çekelim. Hadi bakayım. Hadi bir YouTube videosu çekelim. Hadi hazır mısınız? Chat'te beraber dedik ki VPN yapalım. Çünkü biliyorsunuz yaramazlık yapmayacaksın. Hayat bizim için konforlu ve rahat olsun. Biz bununla da mutlu ve huzurluyuz. Hayatın sana güzel olmasını sağlamak sevgili kardeşim. Enter, 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 enter. Oldu mu? Oldu. Bence oldu. Bence başardık. Yaptık. Sevgili YouTube. Merhabalar. Nasılsın? Hoş geldiniz. Biz chatte beraber dedik ki VPN yapalım. Çünkü biliyorsunuz VPN'ler bazen açılıyor, bazen kapanıyor, bazen erişebiliyorsun, bazen erişemiyorsun. Bir sürü problemimiz var. Biz onlarla uğraşmak istemiyoruz sevgili dostum. Bizim bir tane adresimiz olsun yurt dışında. Biz takır takır bağlanalım. İstediğimiz siteye girelim. İstemediğimiz siteye girmeyelim. Hiçbir yasaktan etkilenmeyelim. Yok efendim onun kılı, bunun tüyü bilmem nesiyle uğraşmayalım. Hayat bizim için konforlu ve rahat olsun. Biz bununla da mutlu ve huzurluyuz diyorsun mesela. Böyle dediğin zaman sevgili dostum gidip şey yapabilirsin. Bir tane VPN servisine parayı verirsin, alırsın, bağlanırsın, tıkır tıkır istediğin ülkeyi seçersin, yürürsün, gidersin. Buraya kadar her şey normal ama senin VPN servisinin farklı başka kişilerle de ortaklaşa kullandığı IP adresleri olabilir. Bu yüzden de o IP adresleri bloklanabilir. O yüzden de sen VPN servisine para versen de başarılı bir şekilde hizmet alamayabilirsin. Bunu engellemek için ne yapacaksın? Kendine ait cloud'da bir tane bilgisayar kuracaksın. Onun üstüne VPN servisi atacaksın. Ancak unutma, bu sana %100 anonimiti falan sağlamaz. Kabak gibi yakalanabilirsin. Onun için de yaramazlık yapmayacaksın. Detaylarını az sonra anlatacağım. Eğer hala abone değilsen abone ol. Twitch'teki yayınlarımıza gel, katıl. Adresini aşağıda bulabilirsin. Discord'umuza gelmeyi unutma. Diğer sosyal medyalardan da beni takibe almayı unutma. Hazırsan başlayalım. Şimdi efendim öncelikle kendimize bir tane sunucu kuracağız. Bunun birçok yöntemi var. Bunu kullanmadan evvel birçok çözüme ulaşabilirsiniz. Ama bunu direkt kullanmadan evvel biraz araştırma yapmanız lazım. Mesela full anonim olmak istiyorsanız en kolay metodu bir önceki videoda anlattığım gibi gidip dark web'deki gibi Tor Network'üne girmek veya proxy chaining yapmak vesaire. Onlar da böyle tam anonimliğe en yakın hale gelirsiniz. %100 anonim olmazsınız ama en yakın haline o şekilde gelebilirsiniz. Tamam mı dostlar? Onun dışında genel anlamda buradaki yaptığımız şey yani kendi sunucuna sahip olmak senin internet erişiminde herhangi bir yasaktan herhangi bir zaman mağdur olmanı engellemek. Bunun için ne yapacağız? Hikayemiz şu. Arkadaşlar geldik bilgisayarımızı açtık. Ne yapacağız? Bunun birkaç yöntemi var. Önce bir paralısını anlatacağım. Sen zaten 5 dolar 10 dolar para verip NordVPN, ExpressVPN bir şeylere takmışsın kafayı ya. Onu yapmadan nasıl yapacaksın onu anlatacağım sana. Olayımız çok basit. DigitalOcean diye bir web sitesi var. Bu paralı yöntemini anlatıyorum. DigitalOcean Marketplace. Bak OpenVPN Access Server diyor. Biz şimdi bir tane kendimize DigitalOcean'dan hesap açalım. Ben kendime bir tane hesap açtım. Bana bir tane mail attı. Mailimi ondan sonra onayladım. Mail'i onayladıktan sonra arkadaşlar bana diyor ki payment metodunu belirle. Ben PayPal diyorum abi. Devam ediyorum PayPal'a. Tamam. Şimdi geldi abiciğim. İlk projemiz bu. Search ediyoruz abi. OpenVPN. Access Server. Biz bir tane abi Ubuntu üzerinde çalışan OpenVPN Access Server yaratıyoruz. 5 dolarlıktan istiyorum. Tamam. Create abi bakayım. Tamam. Droplet'i kuruyor. Şu anda kuruyor. Gittim bir tane şifre belirledim. Kur dedim abi. Kuruyor OpenVPN'i şu anda. 25 GB diskli, Frankfurt'ta çalışan 1 GB RAM'li bir tane bilgisayar kuruyor bana. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Basıyorsun kuruyor. IP adresini de verdi. Kopyala abi. Tamam. O zaman abi gidelim. SSH dedim. Boşluk. Root şifresi vermişti bize bu. IP adresi de verdi. Gir bakayım. Yes de. Geldi. Yes diyelim. Kabul ettik. Ne olacak şimdi? Diyor ki admin WebUI tarafından kullanılacak. İkincisini istiyorum. Admin tarafından kullanılsın. Tamam mı? Dış bacak IP'sini. TCP portlar daemon için 443 default olsun. Traffic routed by default through the VPN'den mi geçecek? Evet. DNS'i de mi geçireceğim? Evet. Ondan sonra internal DB authentication olacak mı? Evet. Private subnetler defaultlar tarafından yani default clientlar tarafından içerideki subnetlere erişilsin mi? Evet. Şimdi bir activation key'in varsa onu giriyorsun. Yoksa seçin. Sonraya bırak diyorsun. Yaratıyorum abi şimdi OpenVPN'i. Direkt abi geliyorsun buraya. Buraya yazıyorsun. Yazıyorsun şunu. Enter'a basıyorsun. Dur bir dakika. Pardon. Şöyle bir şey yapalım. Temizi var bu işin. Biz dönelim abi geri. Sıfırdan. Şunu destroy abi. Destroy et abi. Confirm. Uçur abicim. Tamam. Droplet'le başladık. Yeni bir tane droplet. Marketplace dedim. Search dedim. Open VPN dedim. Tamam mı? Access server dedim. Create dedim. Create dedikten sonra standart dedim. Frankfurt olsun. No VPC. Default olsun. Frankfurt. Ondan sonra password'le bu olsun. Bir tane droplet. Ondan sonra open
VPN can dedim adına. Open VPN dedim. Backup istemiyorum. Bur abi. Tamam. Access to console diyorum. SSH'da uğraşmak yerine. Login. Tamam. Geliyor. Yes abicim. Kabul ediyorum. Bazı şeyleri belirledikten sonra diyor. Buna diyor uzaktan erişebileceksin. Yes baba. Primary. Buna bağlanacağız. Ha. Network IP address to be used by admin web UI. Default. 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 Default abi. Default. Default. Pardon. Open VPN. Yes abi. Default. Bunu da sonra bırak. Sadece enter'a basarak geçtim abi. Başka hiçbir şey yapmadım. Sadece enter'a basarak geçtim. Ayarlıyor şimdi. Küt açtı. Sudo passw open VPN. Şuna bir daha password vereceğim. Tamam. Şimdi abi iddia şu ki diyor ki buna ulaşabileceksin bu IP'den diyor. Peki kopyleyelim abi. Hemen bakalım konuya. Hemen eğilelim. 943'ten admin dediğimde ben ulaşması gerekiyordu. Ulaştı. Sadece enter 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 diyerek geçiyormuşuz abi. Proceed diyorsun. Username open VPN. Kendi verdiğin şifreni gir. Girdik içeri. Agree ettik. Ondan sonra not now dedim. Tamam mı? Bak iki tane VPN connection'ına izin veriyor. User management'tan giriyorsun. User permission'larında belli. Open VPN user'ı her şeyi bağlanıyor. Sen bir tane de can diye bir user veriyorsun. Tamam mı? Save ettiğinde can diye de bir user'ın var. Update et diyorsun. Şimdi abi şunu aldın. Geldin. VPN'e bağlanmak istiyorsun. Basıyorsun abi. Connection geldi. Open VPN kullanıcısını yapmıştın ya. Onunla geliyorsun. Yazıyorsun. Basıyorsun abi. İstediğin Open VPN Connect cihazını seçiyorsun. Tamam mı? Mesela Windows'u al dedi bana. İndiriyorum abi. Windows'u hazır config dosyası. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Zaten user'ın password'um hazır. Basıyorum abicim. Kurulumunu yapıyorum. Next dedim. Repair de abi. Repair deyince sanki kurulumunu bir daha yapacak. Böyle kuruyorsun abi OpenVPN Connect'ini. Finish dedin abi. Ondan sonra geliyorsun. OpenVPN diyorsun. Connect. Basıyorsun abi. OpenVPN profili var tamam mı? Burada iki tane. Sen yeni bir tane ekle diyorsun. Bizim IP adresimiz neydi? Geliyorsun abi buraya. Alıyorsun şu IP adresini. OpenVPN'in içine ekliyorsun. Ondan sonra next diyorsun abi. Accept diyorsun. Username'i yaz diyor. OpenVPN diye yapmıştık zaten. Yazıyoruz. Demin belirlediğin password'ünü de yazıyorsun. Profile name de bu. Import diyorsun abi. Geldi. Tamam mı? IP adresi bu. Bağlan diyorsun abi. Password'ünü bir daha soruyor sana. Yazıyorsun password'ünü. Okey dedin. Oo. Bağlandık. What is my IP adresi dediğim zaman 161.35.71.44. Digital INN IP'sine 161.35.71.44. VPN oldu mu? Oldu. Bence oldu. Bence başardık. Yaptık. Speed test yapalım abi. Ayıp ediyorsunuz. Nasıl IP belli. Basalım abi. Digital Ocean'dayız. Bakalım neyin iş. Bakalım nasıl? 50 megabit çok iyi oğlum. Frankfurt'tayım. Bence güzel. Mobilde mobil her yerde kullanırsınız abi. $5 abi bu. $5'a bir kendi VPN'iniz oluyor işte. Buradan böyle bak burada da connection statlarımız gözüküyor. Kapatalım abi. Şimdi bunu bedavası da var. Şimdi bunu bedava yapacağız. Hikaye şu abi. Amazon Free Tier diyorsun tamam mı? Giriyorsun Amazon Free'ye. AWS Amazon Free. Tamam mı? Bir tane account yaratıyorsun. Free account yaratıyorsun bir tane. Free Tier account'um geldi. Şimdi EC2'den bir tane makine yapacağım diyorsun. EC2'yi seçiyorsun. Çünkü EC2 beleş tamam mı? EC2'nin mikroları var. Onlar beleş. Yine aynı mantıkta abi. Marketplace'den biz gidiyoruz. Kendimize bir tane şey seçeceğiz. Amazon Marketplace Open VPN dediğimizde access server'ı karşımıza çıkartıyor. Continue to subscribe diyoruz. Bize instance söylüyor. Nano ve mikrodaki fiyatları 0. Tamam mı? Accept turn diyoruz. Bir tane kuruyor bize. Bak şimdi. Göstereceğim. 0 abi bedavaya. Aynı mantık. Demin yaptığımızın aynısı. Bunun süresi 1 yıl abi. 1 yıl boyunca bedava bunlar. Tamam mı? Konfigürasyona gidiyorsun. Marketplace'te. Tamam makinamı seçtim. Bu güzel. Aa ben bana böyle uzağa gitme diyorsun. EU Stockholm. Ondan sonra T3 Nano olsun. Bedavaydı ya Nano. Nano tier'i. Tamam mı? Ben seviyorum onu. VPC'si de böyle olsun. Subnet North'ta. Tamam mı? Security Group falan istemiyorum. Key Payer'da hadi. Create a Key Payer in EC2 diyelim. Kendimize bir Key Payer yaratalım. Create Key Payer diyelim. PAM olsun. ASD olsun adı da. Create Key Payer diyelim. Tamam. Download'un içine çek. Güzel. Bir tane yarattı. Şuraya geldim. Bir refresh et abi. ASD'mi de getirdi. Bir refresh et. Tamam. İsim verelim. Tamam. Save edelim abi. Her yerden de erişilebilir. Launch abicim. Tamam. Launch from website diyorsun. T3 Nano'dan git abi. Tamam. Security grubunu da ASD yaptık. Launch et abi. Tamam. Deployed EC2. EC2'ye dön bakayım dashboard'a. Heh. Bir tane geldi. Running instances 1. Bakıyorum. Nano. Heh. Geldi. Bu güzel. Buraya SSH çekeceksin tamam mı? Buraya sağ tıkla abi. Connect diyorsun. SSH da bağlanalım abi. Tamam. Şimdi example'ım şu. Şöyle git diyor. O zaman gidelim abi. Close diyelim. Şimdi comment diyelim. CD downloads diyelim. Şuraya böyle bağlanması lazım şu anda bunun. Evet. Yes. OpenVPN AS diye bir user'la bağlan diyor. OpenVPN AS. OpenVPN AS. Geliyoruz şimdi. Tamam mı? Deminki hikaye hatırlıyor musunuz? Yes dedik. And
enter'a bastık. Bak, hiçbir şeyi bölmüyorum. Bak, her şey. Yes, yes, her şey. Enter, 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 enter. Gittik. Tamam mı? Bu kadar abi. En son sudo'yu yapacağız. Unutmayın. Sudo yapacağız. Enter, 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 enter yaptıktan sonra sudo'yu yapacağız abi. Sudo passwd openvpn yaptık. Tamam mı? Şimdi URL'ye gidiyorum abi. Openvpn dedim. Agree'mi de ettim. Şakkıdı şakkı, şakkıdı şakkı. Bedavaya da VPN'im oldu. Bedava da VPN'im oldu. Tamam mı dostlar? Bir tane Amazon'dan bedava, bir tane de şeyden paralı. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.